Bolu Ovası'nda yetiştirilen tarım ürünlerine alternatif ürün desenleri çalışmasının sonuçları Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıyla paylaşıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Karadeniz, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve daire personeli katıldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği su kaynaklarımızda kirlenmeye neden oluyor. Dolayısıyla toplantıda ilk konuşmayı yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, bu tür çalışmalarla Bolu'daki tarım potansiyelini daha iyi değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti. Bolu toprakları içerisinde en fazla verimin alınabildiği sulanabilir alana sahip. Dolayısıyla bu Bolu Ovası'ndaki tarımsal potansiyeli bugün değerlendirdiğimizden çok daha iyi değerlendirme imkanına sahibiz. Baruş'un ardından Ziraat Mühendisi Doktor Mustafa Uluç, Bolu Ovası toprak sınıflama ve puanlama analiz sonuçlarını paylaştı. Sonuçları sınıflama ve harita olarak sunduktan sonra bizden sonra ikinci aşama olan ürün değerlendirme kısmında çalışacak kişilere yardımcı olmak üzere de sadece fikirlerimizi paylaşmak üzere bu bölgede yetiştirilebilecek değişik alternatif bazı kullanımlar içinde değerlendirme olacak şekilde bir veri takdim ettik firmaya. Ama bizim esas çalışmamız birinci aşamada ve toprak sınırlamasına yöneliktir. Bunu ben çok kısaca size aktarmak istiyorum. Alanımız 6825 hektar. Bunun içinde bazı yerleşim yerleri, salonlar veyahut da imara açılmış yerler var. Buraya çıktıktan sonra biz burada 5618 hektar bir alan çalıştık. 212 hektar kadar mera var, orman alanı var. Bu alanlara yol yerleşim dereleri çıkardık. Biz bu alanı çalışmak için önce bu alanın jeolojik haritalarını, eğim haritalarını temin ettik. Toplantıda son sunumu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Karadeniz yaptı. Net bir ürün desenini burada söylememiz çok imkansız gibi oluyor. Dolayısıyla geçiş bölgelerinde hem karasala hem deniz iklimine uygun yağışı Mart aylarından Nisan ayına bol olan, sonbahara tekrar yağışların başladığı, nispeten Temmuz-Ağustos aylarının kurak geçtiği bir iklim özelliği taşıyor.